Herkese merhabalar. Çok büyük ve çok küçük sayılar ve aynı zamanda bilimsel gösterimle artık üstü ifadeler konusunu tamamıyla bitiriyoruz. Tamamıyla bu konuyu öğrenmiş oluyoruz. Biliyorsunuz birçok özelliği beraber öğrendik. Üstelerde çarpmayı öğrendik, bölmeyi öğrendik. Aynı zamanda üstü ifadelerin genel kurallarını öğrendik, üskilleri öğrendik. Yani birçok şeyi öğrendik aslında. Artık son birkaç tane rütuş kaldı. O da çok büyük sayılar. Mesela işte Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon kilometre ve bunun aslında bir gösterimi var. İşte 10 üzeri bilmem kaç yazarak bunu göstereceğiz. Çok büyük sayılarda bunu öğreneceğiz. Veya aynı zamanda elektronun kütlesi 0.00000911 kilogram ama 33 tane basamaklı o kadar küçük bir sayı ki minnacık. Çünkü başında 0.01 aslında çok küçük bir sayı demek bu. Veya 100 çok büyük bir sayı demek. Hani ikisini karşılaştırırsak işte bu çok küçük sayıları da onun kuvvetleri şeklinde göstermeyi öğreneceğiz. Peki bunları öğrendikten sonra bilim insanları acaba bu gösterimleri nasıl kendi aralarında konuşurken kullanıyor? Bir de bunu öğreneceğiz. Bu da aslında ne yapıyoruz? Hani bu kadar büyük sayıları bu iş böyle olmaz. Kısaltmalıyız diyoruz. Tamam kısalttık ama herkesin ortak bir dili olsun diye bilim insanlarının kullandığı bilimsel gösterim var. Bunu da göstereceğiz. Burada bilimsel gösterimde en önemli şeylerden bir tanesi 1 ile 10 arasında olması gerektiğini öğreneceğiz sayıların ve onun kuvvetleri şeklinde yazılması gerektiğini de öğreneceğiz. O zaman Tonguç evladım benim senle beraber çok büyük ve çok küçük sayılara var mısın evladım benim? Varım hocam. Hepsine varım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum. En sonunda sesin çıktı. Bravo diyorum sana. Bilimsel gösterimi de öğrendikten sonra artık bilim insanı olacaksın. Film insanı olmak istiyorum. Hayır öyle bir şey yok. Bilim insanı olacaksın. Hadi bakalım o zaman dersimize geçelim. Tonguç'um bir kere çok büyük çok küçük sayılar deyince aklımıza hemen onun kuvvetleri gelecek Tonguç'um. Onun kuvvetleri şeklinde gösterilen sayılara biz çok büyük çok küçük sayılar. Mesela 16 milyon demiş. Bak 16 milyon demiş. Ben bunu ya bu kadar uzatma kardeşim. Niye uzatıyorsun? Böyle bir sürü sıfır yazarsan. Mesela 500 tane sayı. Yazmama gerek yok. Ben bunu 16 çarpı yazarım. 10 üzeri. Bu çarpıyı ben böyle yazmıyorum. Birazcık hani nokta gibi gözükmesin diye. 10 üzeri. Bak 16'nın yanında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır var ya. Onun yerine 10 üzeri 6 yazarım biter. Dolayısıyla şunu unutma Tonguç. Mesela bir tane daha örnek vereyim sana. Buyur hocam. 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aman niye uzatıyorsun ki beni? 27 çarpı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 üzeri 11 yazarım bitti olay. Bunu da yazarken Tonguç'um o yine 16 çarpı bu sefer Tonguç 10 üzeri bak burada şunu bilmemiz gerekiyor. Virgülün sağında kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Eksi 8 ama dikkat et neden? Çünkü küçük sayılarda, çok küçük sayılarda üst negatif olur Tonguç. Çok büyük sayılarda zaten üst pozitif olur Tonguç. Yani üstten kastettiğimiz şey de onun üzerindeki sayıdır. Peki geldik bilmem ne çok büyük çok küçük sayılarda değiştirmelere. Bu değiştirmeler çok önemli çok da soruluyor. O yüzden çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela 123 çarpı 10 üzeri demiş. 1,23 çarpı 10 üzeri kaç diye sormuş. Hayda. Yapmamız gereken aslında çok basit. Mantık olarak şöyle düşüneceğiz. Bu ilk sayı bu da onun kuvveti değil mi? Bu ilk sayı bu da onun kuvveti değil mi? Şimdi ilk sayı 123 iken 1,23 olmuş. Tonguç ne olmuş bu sayı? Artmış mı azalmış mı Tonguç evladım? Azalmış. Süper. Bu azalmış. Bu azalmışsa Tonguç'um onun üstündeki sayı var ya o da bu dengeyi yakalayabilmek için artacak. Yani bu kaç basamak azalmış? 123 iken 1,23 olmuş. Yani iki basamak bir, iki tane virgül kaydığı için iki basamak azalmış. O zaman bu da iki basamak artacak. 10 üzeri 9 diyoruz ve olayı bitiriyoruz. Bak denge sağlandı. Eşitliğin sağlandığı için bu azalıyorsa bunun da artması ve dengeye gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde 0,13 13 çarpı bilmem ne olmuş. Ya kardeşim 13 0,13 ne olmuş Tonguç? Artmış mı azalmış mı ben söyler misin bana evladım? Azalmış. Yuh. Artmış pardon. Artmış 13 olmuş. Artmış %13'tü şimdi 13 olmuş. Artmış kaç? 2 basamak artmış. 1 2 basamak artmış. Dolayısıyla bu adamın da o zaman artmışsa azalması gerekiyor. 5'ten 2 basamak çıkartırsak 10 üzeri 3 eder Tonguç evladım benim. Burada kritik bir şey var işte. Mesela 7,2 720 olmuş. Ne olmuş Tonguç evladım benim?
büyümüş değil mi? Büyümüş. Dolayısıyla kaç basamak büyümüş? 7,2, 1, 72 olmuş. Bir tane daha sıfır gelmiş, 720 olmuş. O zaman artmış. 2 basamak büyümüş. 2 artmış. O zaman ben bunu azaltmam gerekiyor. Tonuç -3'ü azaltırsam 2 basamak ne olur evladım? -1 olur hocam. Dangoz musun evladım? Evet. -3. Kattasın bir apartmanın. Burası 0. kat. -2, -1. 2 kat aşağı in. -1, -2. -4, -5'e gelirsin. Dangoz evladım benim. Dolayısıyla -5 olur. Bak tekrar işlemi yapıyorum. -3, -2 eşittir. -5'tir diyoruz. Peki model soruya biz bakıyoruz. Hemen A çarpı 5 emin sonucu kaç demiş. 320 bin A çarpı 10 üzeri 5 bilmem ne falan. Ya kardeşim çok basit. 10 üzeri 5 dediğimiz ilk başta şunu yazarım bak. 32 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 10 üzeri 4 derim. 32 çarpı 10 üzeri 4 bilmem ne çarpı 10 üzeri 5 ise bu adam ne yapmış? 4, 5 olmuş. Yani artmış. O zaman bunun da azalması gerekiyor. 32 bir basamak aşağı azalırsa 3,2 olur. O zaman A dediğimiz sayıyı bulmuş olduk. Geldik bu zımbırtıya. Bilmem ne B çarpı 10 üzeri. Şimdi ilk başta bunu bir düzgün hale getirelim mi? Şunu düzgün hale getirsek. Bu kardeşim bir kere 5 çarpı 10 üzeri eksi bir sayı olacak. Çünkü neden? Kök küçük sayı. Virgülün sağında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane basamak var. Eksi 7 diyorum. A 5 çarpı 10 üzeri eksi, B çarpı 10 üzeri eksi. O zaman B eşittir 5'tir diyorum. Şimdi adam bize sordu A çarpı B. Yani bu ikisini çarp diyor. 3,2 çarpı 5 de 16 olur Tunguç, süper zekisin diyoruz. Ve bilimsel göstermeye çık. Çok büyük çok küçük sayının A çarpı 10 üzeri N şeklinde gösterilmesine biz bilimsel gösterim diyoruz. Ama burada çok önemli bir şart var bu bilimsel gösterimde. Ya bunun ne farkı var ki diyeceksin şeyden çok büyük çok güzel. Çünkü A her zaman ama her zaman 1 ile 10 arasında olmalı. 1'e eşit olabilir ama 10'dan mutlaka küçük olacak. Yani asla 2 basamak olmayacak. 1 basamak olacak. O zaman hemen yapalım. Mesela bu bilimsel gösterimi, evet buradaki sayı 10 üzeri şeklinde gösterilmiş. Tamam süper. Buradaki sayı da 1 ile 10 arasında. Evet doğru. 1,2 10 üzeri 5. 10 üzeri 5 tamam doğru. 1,2 1 ve 10 arasında. Evet doğru. 63 hayır patlar. Neden? Çünkü 63 10'dan daha büyük. 10 üzeri 4. 10 üzeri 4 bilimsel gösterimdir. Çünkü bunun başında görünmez bir 1 çarpı vardır. 1 de olabiliyordu zaten. Süper zekisin Tuğucuğum. Geldik 0,00. Hayır değil. Neden? Çünkü 1'den daha küçük bir sayı diyoruz. Ve burada bilimsel gösterimini yaparken de çok basit bir metot var. Bu sayıyı 1 ile 10 arasına getiriyorsunuz. 82,5 olsa olmaz. 825 olsa olmaz. 10'dan büyük. Ama 8,25 olursa olur. Çarpı 10 üzeri Tunguç evladım benim. 10 üzeri 8,25 dediğin anda virgülü buraya getirmedin mi Tonguç'cum? Evet hocam. Virgülün sağındaki basamak sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 üzeri 7 diyorsun. Bitti bu kadar. Hemen bunu yazıyoruz. Bak 23 olmaz. 2,3 olur 1 ile 10 arasında çarpı 10 üzeri. Şimdi evladım bu sayıyı ne yaptım ben? Küçülttüm. 1 basamak. Bunu da 1 basamak büyüteceğim. 10 üzeri 8 diyorum. Geldik. Bunu ne yapıyorum? 5 yazıyorum. 5 çarpı 10 üzeri diyeceğim. Neden? Çünkü 0,5 1'den küçüktür. Onu 5 haline getirsem 1 ile 10 arasına gelir. Bunu ne yaptım ben? 2 basamak büyüttüm. O zaman bunu da küçülteceğim. Eksi 6. kattan 2 kat aşağı inersen kaçıncı kata gelirsin Tonguç evladım? Eksi 8. kat. Süper zekisin. 72,4'ü ben ne yapmam gerekiyor? 7,24 yapmam gerekiyor. Çarpı 10 üzeri Tonguç evladım benim. 7,24 yaparken bunu bir basamak küçülttüm. Bunu da bir basamak büyüteceğim. 10 üzeri 10 diyoruz cevabımıza. Geldik en son sorumuza. 6 çarpı 10 üzeri Tonguç'um. Bak bu adamı 1, 2, 3, 4 tane büyüttüm. Orada ben bunu 4 tane küçülteceğim. Eksi 8 diyorum Tonguç. Bravo diyoruz. Model soruyla dünya ile arasında yaklaşık bu kadar kilometrede, buna göre bu uzaklığın metre cinsinden kilometre metre gösterimini yazınız demiş. Bir kere bunu metreye çevirirsek sonuna 3 tane sıfır koymamız gerekiyor. Çünkü 1 kilometre eşittir 1000 metredir Tonguç. O zaman 384,403'ün sonuna pop pop 3 tane sıfır koyunca metre oldu. Bunun bilimsel gösterimi virgül buraya gelmek zorunda. Yani 3,84403 olması gerekiyor. Çarpı 10 üzeri virgül buraya geldiği için virgülün sağındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 8 tane basamağı da 10 üzeri 8 metre şeklinde yazıyorum ve bitiriyorum. Ödüllü sorumuzu yaptım Tonguç'um. Yorumları yolla. Hadi bakalım sana gülüyorum. Teşekkürler hocam.